Merhaba arkadaşlar, ben Halil Oruz. Bağlaç doğum öncesi strese girmiş. Ağzı açılmamış. Ağzı açılmadığı için doğumu gövdeden patlatmış. İyi ki patlatmış. Patlatmasaydı içeriden çiçek olacaktı. Mantar olacaktı. Bunu bir hafta öncesi, 10 gün öncesi biz görseydik oradan şişkinliği, sezeryen yapardık. Görmedik. Kendi kendine patlatmış. Şöyle göstereyim. Amamızdan sıkıntı yok. O yüzden ufak bir dokunuş yapacağız. Üst tarafını biz açacağız. Yine bir sezeryan gibi. Doğumu kurtaracağız. Bağacı kurtaracağız. Evet. Bunu şuradan çek, şu taraftan çek. Alıyorsun lan burayı. Evet. Gördüğünüz gibi çiçeğe dolanmış, çiçek yaprağı dolanmış, ufak yaprağı. Üst taraftan yukarı doğru sürümü engellemiş. Ağzının açılması zorlaşmış. Dikkatli bir şekilde burayı açıyoruz. Bir çiçek buradan birdenbire düştüğü zaman burayı kıracaktır. Öncesinde telimizi ayarlıyoruz. Çiçeğin önünü boşa çıkarttığımız an tele geçireceğiz. Çiçeğin kırılmasını engelleyeceğiz. Bu kamışı ver oğlum. Kamışı ver. Pense yok değil mi burada? Hayır. Telimiz kısa geldi. Nereye tutuyor? Eldiveni de getirmedik. Seni nasıl getireceğiz? Nasıl da getirmedik? Herhalde bunu kurtarır. Kurtarır. Telimiz hazır. Çiçeği açmaya devam ediyoruz. Çiçeğin yaprağı. Çiçek burada büklüm olmuş. Şöyle biraz daha açayım. Bu tarafta çekiyor mu oğlum? Hayır. Geç çek. Hadi yavrum sola. Bir kademe daha inelim.
sağlıklı bir şekilde doğumu yaptırdık. Atlarına baksana. Bunu kırmadan bu şekilde durduracağız. Kırmadan. Evet. Biraz teli uzatacağız. Dur. Bırak şunu. Alt tarafı o kadar hassas ki bıraksam cayıt diye gidecek. Oldukça hassas. Tarafı da hassas. Çünkü dışarı çıkamadığı için içeride taze bir şekilde kaldı. Ama o telin bunu tutacağını zannetmiyorum. O zaman damlama hortumu yatırman gerekiyor. Ver bana telefonu. Evet, böyle. Bıçağı alayım. Doğumu yaptırdık.